Neden su içiyor? Bak 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 bak. Bak bana. Bu kadar sevinecek ne var diye düşünmeyin. Su, canlıların hayatta kalabilmesini sağlayan en temel kaynak. Bu kaynağın diğerlerinden ayrılan çok önemli bir özelliği var. Alternatifi yok. Evet, alternatifi yok. Su olmazsa biz de var olamayız. Peki bu durumun gerçekten farkında mıyız? Gelin hep birlikte bakalım. We need to raise 60% more water. We are already bankrupt. We don't have that much water. Dünyanın %70'i suyla kaplı. Fakat bu suların %97.5'i tuzlu olduğu için canlılar tarafından tüketileniyor. Kalan 2,5'un büyük bölümü buzullarda olduğundan onlar da şimdilik işe yaramaz durumda. Hepsi çıkartıldığında eldeki suların tarım için harcanma oranı %70. Nüfus artışıyla bu oran gittikçe yükselirken su kaynakları daha da azalıyor. Uzmanlara göre 2050'ye kadar dünyada su talebi ikiye katlanacak. Birleşmiş Milletler, bir insanın temel ihtiyaçlarını karşılaması için günde 50 litre suya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Günümüzde 894 milyon insan günlük 50 litre temiz suya ulaşamıyor. Bundan dolayı bazı bölgelerde bulaşıcı hastalıklar ve kitlesel ölümler çok yaygın. Kevin Carter 1994'te Birleşmiş Milletler kampına ulaşmak isteyen bir çocuğun fotoğrafını çekti. Fotoğraf o kadar güçlüydü ki dünyanın en prestijli ödülü Pulitzer'i kazandı. Fakat Carter fotoğrafı çektikten sonra çocuğa yardım etmediğini açıklayınca kıyamet koptu. Sonrasında hayatı tepe taklak olan Carter birkaç ay sonra intihar etti. Fotoğraf sonrası bölgeye milyonlarca dolarlık yardım gitse de Carter bunlardan haberdar olamadı. Yapılan yardımlar eksik kaynakları doldurmaya yetmedi. ...2013 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle Somali'de tam 258 bin insan hayatını kaybetti. Yaşanan onca trajediye rağmen dünyada halen bir farkındalık oluşturulamadı. Küresel ısınma ve sanayi artıklarının suyu kirletmesi nedeniyle sınırlı tatlı suyumuz günden güne azalmakta. Biz fark etmesek de sürdüğümüz arabalardan giydiğimiz kıyafetlere kadar tüm ürünlerin üretiminde su var. Şöyle güzel bir hamburger için 4 litre, 1 litre kola için 9 litre, bir A4 kağıdı için 10 litre, havalı bir kot pantolon için ise 10.800 litre su harcanıyor. Tek bir arabanın üretimi ise tam 150 ton su kullanılarak gerçekleştiriliyor. Peki bizim rahat harcayacak kadar bol suyumuz var mı? Yapılan araştırmalar olmadığını söylüyor. Uzmanlar 2025 yılında her 3 insandan ikisinin su sıkıntısı çekebileceğine dikkat çekiyor. Artan su sıkıntısı hem toplumlar arasında yeni problemlere yol açıyor hem de var olanları derinleştiriyor. Aynı su kaynağına yarar sağlayan devletler arasında zaman zaman tansiyon artabiliyor. Hindistan özellikle Indus Nehri üzerinde yeni barajlar inşa ederek Hindistan'dan Pakistan'a akan nehirlerin debisini düşürmeyi planlıyor. Pakistan ise bu açıklamaya tepkili. Başbakan Nawaz Sharif'in danışmanı Sertaç Aziz bunun savaş nedeni sayılabileceğini dile getirerek Hindistan'ı bu adımdan vazgeçmeye çağırdı. Devletlerin savaşmaması, kitlesel ölümlerin yaşanmaması için yapılabilecek bir şey var mı? Tatlı su kaynaklarını artırmak için akıllara ilk olarak tuzlu suları içilebilir hale dönüştürmek gelir. Evet, dünyada bu teknoloji hali hazırda bulunuyor. Fakat çok pahalı ve çevresel zararı yüksek olduğu için bu yöntem pek işimize yaramayacaktır. Çünkü su problemlerinin temelinde küresel ısınmanın da olduğundan bahsetmiştik. Yeni teknolojik gelişmeleri beklemeden çok daha basit şekilde tatlı suyumuzu koruyabilir, geleceğimizi garanti altına alabiliriz. Dişleri fırçalarken suyu kapalı tutarak yılda 5 ton, çamaşır makinesini haftada bir kere kurarak yılda 9 ton, bulaşıkları elde yıkamak yerine makinede yıkayarak ise yılda 40 tonluk su tasarrufu yapılabilir. Gelelim videomuzun başlığında da sorduğumuz soruya. Gelecekte çıkabilecek geniş çaplı savaşın nedeni su kaynakları olabilir mi? Artan nüfusa oranla azalan su kaynakları düşünüldüğünde bu olasılık hiç de küçük bir ihtimal değil.